Şimdi ben nasıl, ben eşimle tanışmıştım Hollanda'da. Üniversite öğrenciydim. O da üniversite öğrencisiydi. 1971. Ondan sonra o kış buraya 3-4 aylığına geldim. O da biraz maceralı bir yolculuktu minibüsle. Ondan sonra bir dahaki yazda geldim. Ondan sonra bin, mezun olur olmaz buraya yerleştim. Ankara'da oturuyordum. İşte Yedi sene Ankara'da oturduk. O sırada şimdi yemekler burada çok ilginç ve güzel. Hani herkes yemeği önemsiyor, herkes yemek üşenmiyor. Çok güzel yemekler var, bizden çok farklı yemekler ve çok beğendim. Ve tarif toplama başladım bir defterde, kaynvaldemden. Bir de eşimin dayısı o gemi kaptanı, o da çok yemek güzel yemek yapıyordu, çok meraklıydı, çok bilgiliydi. Ondan da tarif topladım. Ondan sonra ben dedim ki hani İngilizler bu yemekleri öğrensinler. Belki hani ilginç bir mutfak bu. Aslında keşke yayınlansaydı ama ondan sonra ortada öyle ilgili o sırada başka kitaplar yayınladı. Ben de kitap nasıl yayıncı bulunur bilmiyorum. O kitap kaldı. Fakat o merak sürdü. Şimdi şöyle oldu. O defterdeki tarifler. Ha bu arada Nasreddin Hoca fıkraları da merak Onlarla ilgili bazı yemekle ilgili şeyler var. O da çeşni olsun diye onlar da yazdım. Ama giriş lazım. İşte girişte, kitabın girişinde Türk mutfağın tarihi yazayım dedim. Ama Ankara'da bu konuda hiç kimse bana yardımcı olamadı. Sonra İstanbul'a 1980 yılında İstanbul'a taşındık. Şimdi çeviri yaptığım için bir sürü insanla tanıştım. O zaman yemek tarihi çalışan tek Türk insanlardan haberim oldu. Onlarla görüştüm. Profesör Günay Kut, edebiyat profesörü, o ilgileniyordu. Onunla tanıştım. O bana biraz yol gösterdi. Ondan sonra Sühey Ünver'in kitaplarını herhalde Günay Hanım söyledi. Onları gidip Tıp Tarihi Enstitüsü'nden aldım. Onları okudum. Ama tabii çok hani naif hani. Çünkü bilgi çok az. Ama öyle öyle de yaptığım için konular daha çok Türkçeden İngilizce, daha çok Türk tarihi, sanat tarihi, yok işte Mevlana'nın hayatı gibi kitapla çeviriyorum, makaleler çeviriyorum. Biraz böyle o orada da bilgiler rastlıyorum. Ondan sonra sahafları geziyordum. Ha biri şey dedi, o da herhalde Günay Hanım, hani Osmanlıcı yemek kitapları olduğunu söyledi. Ben de merak ettim. işte sahafları gezmeye başladım. Kadıköy'de, Cağaloğlu'nda, Beyazıt'ta. Ve birkaç tane Osmanlıcı yemek kitabı topladım ama okuyamıyorum. Ondan sonra işte ha bir de şey keşfettim. Seyahatnameleri keşfettim. Hani yabancıların çok fazla yüzlerce, belki binlerce kişi özellikle 16. yüzyıldan itibaren Osmanlı İmparatorluğu'na gel gelip seyahatname yazdılar. Şimdi o onlar Türk kültürünü, Osmanlı kültürünü çok meraklılar, çeşitli sebeplerden. Hem böyle bir hayranlık var, bir de bir korku var. Hani Osmanlı Avrupa arasındaki şeyler, savaşlardan vesaire. Ama onlar hani öyle detayları girenler oluyor ki. Tabii ki mesela elçilerle gelenler o sarayda verilen ziyafetleri anlatıyor. Ondan sonra sokakta gördükleri yemekleri anlatıyor. İşçilerin efendim sıcak havada yoğurt içine salatalık kesip yedikleri onun gibi böyle küçük küçük detaylar ki belki bir, bunlar bir Türk eserinde bulamazsın. Mesela bir işçilerin büyük bir çanağa bol yol koyup hani cacık gibi bir şey yaptıklarını ya yazmaz yani. Yabancılığa o her şey değişik ve ilginç geldiği için. Onlar çok böyle ilginç detaylar bulabiliyorsunuz. Ama tabii hani bunlar bazıları tabii Türk Osmanlı kültürüne hayran olanlar olduğu gibi özellikle daha geç dönemlerde küçümseyen, hani daha Avrupa daha güç, güçlü oluyor, küçümsemeva. O orada da bazen mesela saçma sapan şeyler de rastlayabiliyorsunuz ama okudukça onları artık ayıklıyorsun. Hani genellikle çok ilginç bilgiler veriyorlar. Topkapı Sarayı'nın inşasından. Şimdi evet bir yerde tabii bilgimiz eldeki bilgiler özellikle Fatih Sultan Mehmet zamanında çok fazla bilgimiz var. Çünkü mutfak defterleri o zaman sadece hani yok işte un alındı, şu alındı, zeytin alındı, şu şu falan listeler halinde değil de padişahın çobası için nane alındı mesela. Hani atıyorum şimdi notlara bakmak lazım. O tür. Onun için çok ince detayları sahibiz. O Fatih Sultan Mehmet'te Bizans etkisi de çok görülüyor. Mesela İstridye seviyor, Karides seviyor, onlardan çok yiyor, pide çok yiyor. Ki pide hani Yunanca pite, hani ince, ekmek anlamında, ince mayalı ekmek anlamında. O sarayda efendim onun üstüne işte peynirli pide yiyor, ıspanaklı pide yiyor, galiba kabaklı pide yiyor, üstüne yumurta kırılıyor hani hala kırılır ya. Hatta ben şey merak ettim hani bu Yunanca olduğu için pide. hani tabii ki İtalya'da etkili pizza haline geldi. Hani acaba pizza üstünde malzeme konulmuş ne kadar eski? O çok eski. Ha, belki vardı da kayıtları geçmedi ama hani Fatih Sultan Mehmet çok yani 15. yüzyılda gayet detaylı pide biliyoruz. Yani ondan sonra onun yemekleri incelediğin zaman bu adam çok yemek meraklısı. Gome sayılabilir ki hayatı seferde geçmiş bir adamcağız yani. Ona rağmen inanılmaz bir yemek merakı görüyoruz. Mesela Başka şimdi bir ismi aklıma gelmiyor da. Hani orada patça ve şalgamla yapılan bir yemek var. Onun mesela adını bir daha rastlamıyoruz. Orada çıkıyor. Şimdi öyle çoğbalığa her şeyden çorba yapılıyor, o kadar değişik. Limon çorbasıydı, kayısı çorbasıydı, şuydu buydu. Yani orada o kadar çok çeşit yemekler okuyoruz. Bir de hediyeler veriliyor. hani Aşçıları veya değişik bir şey, hediye, bazen yiyecek oluyor, onu getirene hediye. Yani bu evet belki Osmanlı mutfağının kendini bulup hani böyle bir çok özel bir hale ulaştığı veya başladığı dönemdir. Yani ondan önce mesela İbn Batüte Anadolu beylikleri zamanı geliyor. Mesela Aydın Bey bayağı üzün kalıyor. Yani orada öncesi de bilgi yok değil. Erken Osmanlı dönemi falan ama çok daha az. Sonra 16. yüzyılda o iyice uçuyor. Yani mesela Reçel. Reçel Farsça zaten eskiden vardı hani kısıtlı çeşitleri. Osmanlıların elinde o Reçel artık her şeyden reçel yapılıyor. Bir sürü çiçekler mesela İznik Gölü'nden yok 40 bin tane zambak getiriliyor şurup yapmak için. Reçeller çok, şuruplar çok, dolma. Mesela ondan önce dolma diyebileceğimiz yemekler yok değil. İşte zannediyorum Fatih Sultan Mehmet döneminde soğan dolması ve elma dolması var. 16. yüzyılda inanılmaz yani her şeyden dolma yapıyorlar. Yani havuç, bamya ki o tabi büyük bamya herhalde. Şimdi o İstanbul'da beğenilen o minicik bamyalardan olamaz. Her türlü yapraktan hani her 16. yüzyılda çıkan çok çeşit var. 17. yüzyılda iyi çoğalıyor. Hani öyle yani çok yaratıcı bir mutfak. Hani o şeyden çok etkileniyor. Hani Orta Asya, hani mantı, tütmaç, hani klasik Orta Asya yemekleri. Hani haşlı haşlama hamur gibi türü. Şey, Yoğurtlu falan onlar var. İran tabi ge çok gelişmiş bir mutfak. Eskiden beri hani Arap mutfağını da çok etkilemiş Sasanit döneminde. Tabi zaten bir sürü Türk hanedanı var İran'da. İran mutfağının etkisi çok büyük. Ondan sonra İra Araplar fethettikleri zaman 9. yüzyıl herhalde. Onlar da çok etkileniyor İran mutfağından ve onların belki basit olan mutfağı o da üçüyor. Osmanlı mutfağı onlardan da çok işte helva ke kelimelerden belli hani helva Arapça kebap bile Arapça. Fakat 15. yüzyıldan bence Fatih Sultan Mehmet döneminden itibaren bir Osmanlı hüviyetini kazanıyor. O çok belirgin bir şey. Mesela çok fazla hani sos diye bir şey yok. Ağ soslar mesela Arap mutfağında müri diye bir fermente sos var, soya sosu gibi. Mutlaka belki güzel bir şeydir hani soya sosu gibi ama öyle Osmanlı mutfağında öyle ağ soslar hiç yok. Osmanlı mutfağı ana mesela diyelim ki ne bileyim kabak yemeği yapıyorsun, patlıcan yemeği. O patlıcanın tadını çıkarmak üzere tasarlanıyor. Neyse ana maddesi, hani et mi, sebze mi, o ana maddenin tadını boğmadan, çok ölçülü baharat kullanılan bir mutfaktır. Kullanır ama çok dikkatlice. Ondan sonra sosla da boğmaz. O sos ancak hani yanında Zaten sos çok azdır. Tarator falan. Tarator zaten zannediyorum o da Yunanca'dan. Yani öyle bir mutfak yani kendini buluyor. Ve çok yaratıcı. O aşçıları çok yaratıcı. İşte zengin insanlar, işte padişah gibi, paşalar gibi mesela. Defterzade bilmem ne paşı var. Evliya Çelebi bir ara onun hizmetindedir. O işte 20 tane aşçı ile geziyor adam An Anadolu'da sefer sırasında. O aşçıları... Beyaz eldiven giydiriyor. Kendi atlarına eğerlemeyi izin verilmiyor kirlenecekler diye. Ondan sonra güzel yemek yaptıkları zaman da para hediyesi veriyor. Yani böyle sarayda da böyle, büyük adamlarda öyle. Aşçılara inanılmaz değer veriliyor. O aşçıları yaratıcı olmaları için. Ama yaratıcı derken hani hakiki bir yaratıcılıktır. Hani modern lokantalarda ben işte bal kabağı aldım. Üstüne bilmem ne alakasız başka bir şey de koydum, ben yarattım gibi değil yani tabii. Ya bunlar çok iyi aşçılar, yıllarca çıraklıkta, üstünün yanında uzun seneler çalıştıktan sonra adam gibi icatlar yapıyorlar yani. Şimdi sarayda çok öyle tanınmamış, Yemek yok ama daha inceliklidir. İşte pahalı malzemelerle yapılır. Tabi üstü aşçıların elinde yapılır. Hani farklılaşır ama aynı şey. Mesela bunun mantı. Mantı sarayda da yapılıyor. Halkta da yapılıyor. Kim bilir o bir saray hekimi, şirvani. Onun içinde çok biraz değişiktir. Ama bildiğimiz mantı ama biraz Orta Asya vary gerçi. Hani buharda çalışıyor. Onun içine mesela nohut koyuyor. Sirke ekliyor. Bir iki tane biraz hafif bir değişiktir. Ama sarayda çok mantı yeniliyor, ziyafetlerde paşalara mantı yediriliyor. Hatta bir yerde şeker, şekerli o bir herhalde bir denenmiş bir değişiklik olmalı. Hani nasıl şekerli mantı nasıl olur? Maalesef şey yok, tarifi yok. Yani en çarpıcı bir örnek var. O da soğanlı yumurta. Şimdi soğan yumurta. Soğana kesiyorsunuz, tereyağı da kavuruyorsunuz güzel, üstüne yumurta kır. Osmanlı döneminde tarifleri var. Fakat sarayda o soğanla yumurta bir şaheser haline getirmişler. Hatta sadece aşçılığa yapmamış, padişahın yanındaki adamlar arasında o soğanla yumurta güzel yapmak, padişah için böyle bir yarış haline almış. Onlar da yapıyor. Ve bunun tarifi Topkapı Sarayı müze olduğu zaman erken cumhuriyet döneminde oradaki müdür saraydaki harem ağaları ile sohbet ediyor. Onlardan bazı bilgiler alıyor. O bilgilerden biri yayınlandı. O Endurun yumurtası veya saraykari yumurta diye geçiyor. Ama so aslında soğanlı yumurta. Şimdi o iyice piştikten sonra bir tavaya aktarıyorsunuz. Kaşıkla yuva açıp içine yumurta kırıyorsunuz. Tuzu gerek yok çünkü zaten o, o kadar pişiyor ki soğanlar böyle doğal tuz, tuzu var. Galiba tarçın, biraz da tarçın ekleniyor. Yani acayip bir şey. Şimdi bu yemekle ilgili ilginç bir anı var. Bu Burhan Felek, gazeteci Burhan Felek vardı. O Burhan Felek bir gazete, bir gazete makalesinde anlatmış. Birinci Dünya Savaşı'nda e, Almanlarla beraberdi Osmanlılar. O e, yüksek rütbeli Alman subayları Topkapı Sarayı'na götürmek görevini Burhan vermişler. O da işte onlara götürmüş sarayı. Sarayda hala padişah oturmuyor ama bir fal yani orada hala hizmet bir kısım hizmetçiler var. Misafirler gittiği için mutfaklarda çalışan bir takım insanlar var. Onlar gezdiriyor. Ondan sonra ikram faslına geliyor. İşte o saray üsülü soğanlı yumurta geliyor. Şimdi yiyorlar. Ondan sonra acaba bu ne olabilir diye konuşma söhbete başlıyorlar. Burhan Feley soruyorlar. Ben de bilmiyorum diyor yani nedir. O ağladan birini çağırıyorlar. Diyorlar ki bu ne? O diyor ki soğan. Hani şaşırıyorlar. Ta Almanlardan biri bu galiba şey var içinde diyor. Havya'dan yapmışlar diyor sosu. <laughs> yani halk mutfağının bence temeli gene aynı. Tarayı mutfağının temeli halk mutfağıdır. Fakat çok üstleri ve gome insanlar için yaptıkları için çok ince bir hal almış. Mesela ha bir tane kıymalı bre. Onu da bir Alman Osmanlı tarihçisi 17. yüzyıl çalışıyor. O da bir defterin kenarında not etmişler içindekileri. Bu bildiğimiz kıymalı börek fakat sarayda yaptıkları zaman içine kuru kayısı koymuşlar, elma koymuşlar gibi değişik şey. Hani görüyorsunuz farkı yani tamamen farklı değil. Bir incelikler var. Mesela Fatih Sultan Mehmet bulgur pilavı çok seviyor. Kestaneli bulgur pilavı yiyor. Onun maalesef tarifimiz yok. Ben ben denedim. Çok sade yaptım. Hani tereyağı koydum, biber, kestaneler de haşlayıp içine koydum. Çok güzeldi. Ki sarayda kim bilir ne incilikler de vardı. Hani o kestane yanında belki. Bilemeyeceğiz onu. Artık hayal edebiliriz sadece. Yani birçok şey çok değişik değil. Fakat şöyle biraz saray ve halk mutfağı tabii Türkiye o son Osmanlı döneminde savaşlarla geçmiş, açlık, savaş, ondan sonra Balkan Savaşları, İstiklal Savaşı. insanları o zenginler iyice azaldı. Herkes işte aşçı başı ve bir sürü yardım aşçısı, tütü bilen insanlar artık bir elde sayıp, sayılabilecek şey gel geliyor. Tabii o öyle olunca çok sadeleşmiş hani bugün mesela İstanbul mutfağı dediğimiz, onun çok böyle bir gölgesi gibidir. Çünkü yani çok daha sade. Yani Osmanlı mutfağını mesela şey okuyorsunuz, bazı şeyler hani o nasıl o soğanlı yumurta 3-4 saat karıştırman lazım küçük ateşte. Şimdi hangi ev hanımı onu yapabilir? Yapamaz yani. Çocuğu var, evi var, yardımcısı belki yoktur, aşçısı yoktur. Nasıl yapsın Cumhuriyet döneminde? Onun için her şey o tip işle yapılmaz oldu. Tabii o bir kayıp. Ama yani vaktimiz yok. Yani mümkün değil. Hani o vakit harcamak. Mutfakta aşçı yok. Kendin yapıyorsun. Yani öyle bir fark var. Bir de mesela gene aynı şey. Mesela türlü tarifleri okuyorsunuz Osmanlı dönemine ait. Ay o kadar tabi o yuvalak tencerelerde ay, kat 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 bir kat şu bir kat bam ya bir kat bu hepsi böyle şey gibi böyle resim gibi. Ondan sonra piştikten sonra tak diye çeviriyorsunuz böyle önüne hani bir evet işte, resim gibi bir yemek geliyor. E şimdi onu da insanların vakti yok artık. Öyle, öyle incelikler kayıp. Ama çok ha, ben bazen tariflere rastlıyorum. Keşke bu yapılsa günümüzde falan rastladığım tarifler oluyor ama genelde çok çok büyük bir sayıda değil yani. Bir şekilde o yemekler yapılmaya devam etmiş. Nereden başlasam? Yani Osmanlılar'da her durum için bir özel tatlılar var. Tabi baklava, özellikle Ramazan. Ondan sonra efendim işte hacdan dönüyor bir özel bir lokum var. Padişah'ın çocuğu oluyor, meyve ve şekerlemeler yollanıyor, çiçeklerle birlikte resimleri var böyle tepsilerin üstünde. Herhalde pahalı bir şey tabii. O tepsinin üstünde çok zarif bir vazo içinde çiçekler, bir taraftan meyveler, bir taraftan şeker, şekerlemeler yok galiba resimde meyveler. Yani her durum için özel tatlılar, özel güllaç, o da Ramazan. Yani başka zamanlarda yeniliyordu, aşure tabii ki. Aşure mesela, ha gene o harem ağlarının anlattıkları Pertev Nihal galiba'nın aşuresi mi? Neyse, onun malzemeleri anlatan bir kaynak var. Pertev Nihal'ın yaptırdığı aşure. Ay tabii içinde sadece 40 40 şey yok yani bayağı 40'tan fazla galiba. Malzeme var bir sürü tabii şey bakrigiller, kuru meyveler, işte misk var falan pahalı tatlandırıcılar. Yani ben onun hesabını yaptım mesela kuru halinde. Miktarlar veriyor. E düşün ki bunu belki 3-4 misli su hani konulacak pişmesi için. Vallahi bir ton bir, bir ton mu yaptı? Şirakırım'da değil miktarı ama inanılmaz tabii büyük miktarlar. Çok dağıtıldı tabii saraydan. Mesela sarayda hoşaf çok içiliyor. Tabii taneleri var. Şimdi biz kasede yeriz değil mi hoşafı? Taneleri de yeriz. Ama öyle anlaşılıyor ki o kuru üzümden yapılan hoşaf. Çünkü herkes büyük bir masraf Sofraya geliyormuş her yemekten sonra. O sır herkes ondan içiyor. Belki taneleri süzüyorlar onu bilemem. Yani saray içecekler, şerbetler, su tabii her zaman çok önemli. Herkes için çok önemli. Hani su, hani nasıl Avrupa'da hani mürakla şarap tadımlıklar yapıyorlar. Aa bu bu bir ne falan. Hani tadı böyle. Burada su var. O su hangi kaynaktan gelmiş? tak diye bilenler varmış. O kadar mı Hani insanlar tabii zenginsen, tabii fakirsen ne yapalım? O çeşmeden ne çıkarsa? Belki kuyudan. Ama çeşmede tabii kuyuda herhalde zor durumda olmayacaktı. Kuyu suyu içilmezdi çeşmelerden. O su mesela mıraklısı ta efendim işte Beykoz'daki Akbaba kaynağından su getirten Var. Padişah için tabi en, en İstanbul'un mesela en sevilen sülardan geliyor. işte gümüş suyu galiba çeşitli sular geliyor farklı zamanlarda farklı sular kaynaklarda geçiyor. Onlar mühürleniyor kaynakta padişah için sular mühürleniyormuş. Ondan sonra ancak saraya geldikten sonra padişah önüne getirileceği zaman mühür açılıyormuş. Eskiden daha zordu çünkü ben başladığım zaman internet yoktu. Her şey ancak elle notlar alıyorsun. Sonra bilgisayar çıkınca tabii o büyük bir faydası oldu. Çünkü o, index endeks notları yerine bilgisayarda dosyalar haline biriktiriyorsunuz. Ondan sonra internet iyice gelişti. Şimdi Google'dan, Arşiv, Org'dan falan. O, o, eskiden o kitaplara ulaşmak için. Mesela ben de bir sürü... Türkçe'ye çevrilmiş birçok seyahatname okudum. Fakat çeviri olunca çeviri bazen iyi olmuyor veya iyi yapılsa bile yetersiz oluyor çeviriler. Yani emin olamıyorsun. Mesela adam Türkçe'ye çevirmiş çömlek diyor. O İngilizce'de veya Fransızca o çömlek acaba ne demiş? Merak ediyorsun hani o çömlek doğru mu çevirir? Özellikle bu tip hani maddi bilimi ilgilen hani edebiyatta problem değil çünkü bağlamından anlıyorsun. Ama bu eşyalar bir İngiliz kitabında sürahi olarak çevrilen kelime neymiş yani? Ha, onunsa in, bir İngiliz'in sürahi anlayışı nedir? Türkiye'deki sürahi anlayışı nedir? Hani problemli oluyor. Onun için ben de buradaki kütüphanelerde seyahatnameler alıyordum. Notlar tutuyordum, fotokopi çektiriyordum. Hem pahalı hem vakit alıyor. Saatlerce sürüyor yani o birkaç kitabı inceleyip de not tutmak ve sonra fotokopi yaptırmak. Tabii şimdi o geçti artık hepsini indir. Neredeyse hepsini indiriyorsun. Bir de makaleler var şimdi. Makaleler, tezler. Yani yok yok yani. Bir de ben fazlalık oluyor yani. Çalışacaksın da artık bakmayın bari diyorum yani. Çünkü bu işin sonu yok yani. Yüz yaşıma gelinceye kadar kaynak toplayabilirim artık. O kadar bol ki. Ha, çok iyi seçmek lazım. Yoksa kaynak altında boğul boğulacaksın. Hiçbir şey yazmadan rüf <laughs> Yani Ama şöyle bir de başka çok önemli bir gelişme var. Yemek tarihi hem yurt dışında hem Türkiye'de yemek tarihinin önemi artık kavrulduğu için fazla İlginç bilgi var şimdi. Yani o eskiden hani böyle yok savaşlardı da iş antlaşmalardı da hani siyasi tarihten çok her konuda o yemek girdiği için acayip yani o tarihçiler artık onunla ilgili bilgi çok önemli bilgiler. Mesela iktisat tarihinde tabii Bakan vardı o da iktisat tarihçisiydi. O çok önemli hani o saray mutfak defterlerini çevirmiş falan. Şimdi de mesela yurt dışında o Avrupa Türk ve Akdeniz bölgesindeki ticarette inanılmaz bilgiler var şimdi yemek tarihiyle ilgili. Onları da ulaşabiliyorsun çünkü tarihçiler es geçmiyor. <laughs> Vallahi ben, ben, bir Mesela aynı şey, evet mesela şeyde dinledim. Soğanlı, soğansız da bir de beyaz peynir konulmaz. Beyaz peynir konulu. Biz koyarız falan. <laughs> evet. Ya yani şimdi tabii Türkiye'de yöresel mutfakları çok zengin. Yani mesela ne bileyim işte Diyarbakır'da soğanlı, soğanlı yapıyor da işte ne bileyim Balıkesir'de yapmıyor falan. E tabii belki hani toplasanız belki 70 tür menemen var. Bir de aile, her ailede farklı bir. Biri, biri, beyaz peyniri seviyor, koyuyor. Ha mesela bir taksiciyle konuşuyordum bugün bu menemen konusunu. O diyor ki mesela ben beyazları koymam diyor. Konulmaz diyor. O sadece sarıları koyuyormuş menemene. Beğenmiyormuş beyazları da eklendiği zaman. Yani, yani, bu ise ne gösteriyor? Türkiye'de insanların bir yemek merakı çok fazla. E tabii şimdi bir sürü fa fa hamburger falan hani gençler maalesef ama inşallah üzüm vadede etkilemez insanları. Çünkü çok az, çok ağızlarını düşkün. İşte menemeli tartışacak <gülüyor> <gülüyor> kadar meraklı olmaları güzel bir şey.